Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine çok kolay bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İpim de orta kalınlıktan biraz daha ince. Evet şimdi Evet arkadaşlar 4 sıra düz ördüm ve böyle 2 diş e, haroşa yaptım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Modelimize zemin hazırlıyoruz. Bir sıra ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin başına dolayarak düz yönde arttırma yapıyorum. Ve yine iki ilmeği daha düz örüyorum. Evet bu şekilde ördükten sonra ortadaki artırma ilmeğimi sola doğru iki ilmeğimin üzerinden atıyorum. Yine iki tane düz örüyorum. Düz yönde artırmamı yapıyorum. Ve iki tane daha düz örüyorum. Yine bakın ortada artırma ilmeğim var bu artırma ilmeğimi öndeki iki ilmeğin üzerinden sola doğru atıyorum yine iki tane düz ördüm artırmamı yaptım ve yine iki düz ördüm yine ortadaki artırma ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atarak bellerini bağladım ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet. Sıramı tamamladım. Modelin ön yüzündeyim. Şöyle bir e, göstereyim. Şimdi arkadaşlar modelimizi kaydırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve artırma yapıyorum hemen. Ve yine iki tane düz örüyorum. Bu artırma ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden sola doğru atıyorum. Ve yine 2 tane düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 tane düz ördüm. Ortadaki artırma ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. 2 düz ördüm. Artırmamı yaptım. 2 ilmek daha düz örüp artırma ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden attım. Yine 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Bakın, modeli kaydırmış olduk. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Evet yine modelin ön yüzündeyim. Tekrar gösteriyorum. Şimdi yine modelimizi kaydırıyoruz. Aynı başta nasıl başladıysak başta ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm. Artırmamı yaptım. 2 tane daha düz ördüm. Artırma ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden sola doğru attım. 2 tane düz ördüm. Bakın modeli kaydırmış oldum. 2 tane düz ördüm. Artırmamı yaptım. 2 tane daha düz ördüm ve artırma ilmeğimi sola doğru ilmeklerimin üzerinden attım. Yine 2 tane düz ördüm. Artırmamı yaptım. 2 tane daha düz örüp artırma ilmeğimi ilmeklerimin üzerinden 2 ilmeğin üzerinden sola doğru attım ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz 2 sıradan oluşuyor ve e, birinci gidişimizde modeli kuruyoruz. ikinci de ters örüp yine üçüncüde de modeli kaydırıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Evet Arkadaşlar şimdi de modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde görelim. Bu şekilde e, ipimin rengi kamerada olduğu gibi çıkmıyor. Böyle ipim e, açıklı koyulu pembe e, bir de aralarda yeşiller var arkadaşlar ama burada çok net çıkmıyor. Gerçekte çok tatlı bir model oldu. E, kamerada örnek videomda da çok anlaşılmadı bu renk o yüzden mavi ile çektim. Umarım anlaşılmıştır. Evet, modelimiz böyle. Gerçekten çok güzel. Çok da kolay bir model. Yani bundan kolaydı artık sadece düz örgü. Evet, modelimiz bu şekilde. Arka yüzü de böyle. Ee, bu modelden yine kazaklar, süveterler, hırkalar yapabilirsiniz. Ee, bu modeli atkıda, berede kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri için çok güzel bir model. Ee, Yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.